Arkadaşlık, dostluk zaman geçtikçe o kadar kıymet ifade ediyor ki arkadaşlığı anlamak, tanımak ve arkadaşları unutmamak gerekiyor. Ve 59 yıllık arkadaşım Ahmet Sarıkaya, Giresun'un Esbiye ilçesi, bugünkü Soğukpınar beldesi, geçmişin Dikmen köyü, birlikte çocukluk yıllarımız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş. Kendisi şu anda Almanya Hannover'de yazları buraya geliyor ve ziyaretimize de geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, bir geçmişi konuşalım dedik sizinle. Şu an gebzegazetesi.com canlı yayınındasınız. Sene 1900 kaçta? 61 doğumlusunuz siz. Ben de 60 doğumluyum. Ben biraz bir yaş daha büyüğüm sizinle. Dikmen köyüne gideyim. Evet. Okul yılları, Dikmen okuluna beraber girişimiz. Evet. Sibyan Mektebi'ni birlikte. Birlikte okumamız. Evet. Abidin Hoca'da. Abi. Bir o günlere bir gidelim bakalım Ahmet Bey ya. Nasıl? O günleri bir hatırlaşalım. O günler bir daha geri gelmez. Çok unutulmaz günlerdi. Ondan sonra ortaokul yılı başladı. İlkokul yılı. Ama bir köye gidelim. O köy hayatını, bir okul hayatını, Dikmen odunları alıp o gitmemiz. Bize kesme gönderirlerdi bizi okuldan. Okul ders saatinde odun kesme yani. Hem okula hem öğretmenlerine. Biz de baltayla şey keserdik duvara. O zamanlar. Ne güzel günler diyeyim. Fındık bahçelerinde, o yazın. Derelerde yüzmemiz. Yüzmeye gitmemiz. Ara bakışına, kayağı diye o şey yok. Onu anlatıyorlar ama peşini. Kayıncı yok. Yazın 3 araba geldi köyümüzden. 2 tane araba vardı. Yoksa galiba bir daha Osman'a rahmetli. Yağmur yağdı mı 3 saatte çıkardı yoldan. Hani çamurdan şeyden. Bizim en büyük şeyimiz neydi o zaman? Şu arabanın peşine gitmek. Koşmak arabanın peşine. Evet, peşinden tutmak diye. Asılmak araba. Çamur üstümüz bütün araba buradan yaptığı zaman. Evet, oralarda değil mi? Gaygancık'ta, Gram'da. Maden'de. Maden çalışırdı. Maden hatırlıyor çalışırdı. Musun bizim evi yanında fındık bahçesinde sondaj atılıyordu biz. Yani. O sondaj kuyusunda yüzerdik derede. Çıkarttı bir suyu. Şeyin, arkamı şey vurmuştu. Taş mı şey yaptı? Taş vurmuştu yüzerken şeyden. Dönen gölde. Tentem'de. Tentem'de dönen gölde. Ne güzel günlerdi. Eskiye. Sonra siz Eskiye'de bizim okumaya başlamalarımız. Ben ortaokula gittim, sen Kur'an Mektebi'ne gidiyordun. Evet, Kur'an kursunda. Yüzyıl yine o zaman beraber oldu. Bundan sonra... Tatlı çocukluk arkadaşları. Sonra siz İstanbul'a geldiniz. İstanbul. Arkadan ben yine okumak üzere İstanbul'a geldim. Maltepe'de beraber olduk. Beraber olduk. Maltepe'de evde görüştük bir sefer. Ondan sonra ben Almanya'ya gittim, sen başka işe başladın. Gazetecilik, yayıncılık, askerlik. Ve Almanya'da yine beraber olduk. Yazları sağ ol, siz geldiğinizde geliyorsunuz. Ve eski günler önemli. Eski arkadaşlık yılları gerçekten çok önemli. Ve 59 yıl geçmiş Ahmet Bey değil mi? Şeyi biraz konuşalım. Şu anda kaç yılında gitmiştiniz Almanya'ya? 79. Nasıldı o zaman? Nasıl gittiniz? Veya Almanya'da neler yaptınız? Almanya'da Türklerin durumu? 3 aylığına Almanya'ya gitmiştim. 3 ay gezip gelecektim. Çalışıyordum ben İstanbul'da. Evliydim o zaman. Kaldım ondan sonra gelmedim. Daha gidip alış. 30 sene oldu. 45 sene oldu. Almanya'da 45 mi? 40 sene oldu. Tam 40 sene oldu. 40 senedir Almanya'da. Ne yaparsınız Almanya'da? Biraz Almanya'daki Türklerin durumu, çalışmalarınız, ilk yıllar bugün. Ya ilk yıllar daha iyiydi. Yabancı azdı, biraz yabancı düşmanları var şimdi. İster istemez. Çok da yabancı oldu. Yeni Avrupa Birliği ülkelerine katılan işte bu Doğu blokundan ayrılan ülkelerden dolayı mesela Bulgaristan'la Macaristan hani bize benziyor. Hep yabancı Türk dilenciler bunlardan oluyor. Bizde Türklerden hiç dilen yoktu Almanya'da. Şimdi, onlar şeyler, Bulgaristan, ve şeyi, Romanyalılardan çok dilenen var. Dilenenler. Orada siyah başörtüsü taktığı için hep Türkler üstüne. Niye başörtüsü takıyorlar siyah? Onlara, ya siyah değil de başörtülü insanlar direniyor genellikle. Evet. Hep Türkler üstüne. Türklerden hiç daha dilenen ya da para isteyen ben duymadım. Ama onlar istiyor, Türkler gibi algılanmış. Onları aldılar siyah oldukları için, hani bize benzerler için. Peki ne yaptın sen Almanya'da? Ben çalıştım, şu anda mahalleden emekliyim. Geçmiş olsun. Ve devam ediyorsun. Devam ediyorum. Gidip geleyim Almanya'ya. Torun, torba, çocuklar var. Kaç çocuk çocuk var? 4 tane çocuk var. 3 tane kız, bir oğlan. Oğlan bekar. Kızlar evli. Torunlar var. 7 tane. 7 tane. Ondan oluyor. Bahçem var. Nasıl bahçem var? Ya, sen görmüşsün ya bahçem. Evet, o bahçeyi bir anlat bakalım da örnek alsınlar bizim insanlarımız burada. 500 küp metrekare bahçem var. Olmayan yok içinde. Hani fındığından buradan götürdüm. Taflan, dut. Buradan gidenler işte. Ya fasulyem, domatesim, seram, her şeyim. Buradan götürüyorsun şey orada. Orada yetiştiriyorlar. Yetiştiriyorsun, bahçem var. Bahçem var. Peki bu bahçe nasıl, kime ait o bahçe? Belediyeye ait, belediye kiralıyorum. Yıllık kirası, günlük 1 euro, 365 euro senelik. Evet. Sigortasıyla beraber suyu var, elektriği var.
Hepsi dahil mi? Ve belediye 360 euro veriyorsunuz. Biz ağaçları diktik. Kaç yıldır o bahçe devam ediyor? 15 yıldır benden. Sen de. Ben gördüm o bahçeyi değerli izleyenlerimiz. Keşke gerçekten bizim belediyelerimiz de bu tür bir şeyler yapsa da o bir bahçe. Çarşının ortasında. Hani merkezinde çarşının. Yani kaç bahçe var orada? Çok bahçe var. Bizim her ne diyeyim, koloni burada ismi var, burada her ismi var. Neyse. Yani her kulüp gibi yapmışlar kulüp. Her kulüp. Sizin kulüpte ne kadar? Mesela bizim kulüpte 1200 tane bahçe var. 1200 tane 550 ve 360 euro alıyor ve orada elektrik, su ve siz buradan pancarınızı götürdüğünüz her şeyimiz alıyoruz. Taflanı, her şey. Her şeyimiz var. Her şeyi götürdüm. Evet. Memleketi özlüyor musunuz? İlla ki. Özlemesen gelir misin? Neyini özlüyorsun memleketi? Her şeyini. Havasını, suyunu. Ne kadar Türk yaşıyor Almanya'da? 2,5 milyondan fazladır. 2,5 milyon Türk. Yani 3,5 Türk yurt dışında var diyorlar ama Almanya'da 2,5 milyon vardır Türk. 2,5 milyon. Çok. Ne yapar Almanya'da iş adamı olan Türkler var? Çok var. İş adamı da var, çalışan da var. Ya ama iş adamı olduğu biraz böyle çekemiyor Almanlar. Ha onu anlatın biraz. Çekemiyorlar. İş adamı ya da iş yerinde herhangi bir üst kademeye geldin. Getirmiyorlar bana böyle. Niçin? Prensip de adamların şeyi öyle. Yani iş yerine yükselmen hani böyle işte göğden duş tutacağını ondan sonra. Hani böyle. Ben istemiyorlar. İstemiyorlar. Yani. Yükselmesini istemiyorlar. Evet, o Türkiye'nin güçlenmesini de istemiyorlar. Tabii. İstemiyorlar tabii. İstemiyor. Yani kim kimin güçlenmesini ister. Evet. Ama Almanya'nın zararı olmaz Türk Almanya'nın güçlenmesinden çünkü Almanya, Türkiye'nin güçlenmesinden. Türkiye'nin güçlenmesinden Almanya'nın zararı olmaz daha çok bastı. Evet. Satıyor da yani. Şu anda en çok biz mi satın alıyoruz? Almanların birçok arabası var. Biz alıyoruz. En kaliteli bunların malları. Arabası da olsun, telefonu olsun. Mesela Samsung telefonlarının Türkiye'dekini oradan hemen kıyasla hiçbirine benzemiyor. Türkiye'de satılan Almanya'da satılan başka. Başka bir yer oluyor. Bu da demek Kore'den geliyor, Japonya'dan geliyor. Ama Almanya'da daha başka. Daha sağlam diyorsun. Efendim şu an 59 yıllık arkadaşlığı konuştuk sizinle. Çok teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yine görüşmek üzere. Çok sağ olun. Almanya'ya selam söyleyin dostlara. Türkiye'yi başka unutmayın. İnşallah. Arkadaşlığımızı abi, çok teşekkür ediyorum. Nasıl olduk? Ben sınırda arkadaşlığımızı unuttum mu? Evet. Arkadaşlık önemli gerçekten. Teşekkür ediyoruz.